Türk savunma sanayi ürünleri Asya ülkeleriyle buluştu. Endonezya'da düzenlenen Güneydoğu Asya'daki en büyük savunma sanayi fuarı Indo Defense Expo Forum 2022'de 30'dan fazla Türk şirketi ürün ve yeteneklerini sergiledi. En kapsamlı temsille katılan ülkeyiz. 30'u aşkın firmamız var. Başkent Jakarta'daki fuar salgın nedeniyle 4 yıllık aranın ardından kapılarını açtı. Son dönemde ihracat faaliyetlerini artıran Türk savunma sanayisi yeni pazar arayışı kapsamında fuara güçlü bir katılım sağladı. Bu coğrafya malumunuz bizim ihracat açısından ilgi alanımıza giren ve muhtemel potansiyel projeleri konuştuğumuz ve belli ölçüde de yol aldığımız ülkeler. Türk şirketleri kara, hava ve deniz platformları, insansız sistemler, silah sistemleri, mühimmatlar, yazılım çözümleri, simülatör, lojistik destek gibi birçok ürünüyle donanımlarını sergiledi. Fuar sırasında da yaptığımız görüşmelerle, attığımız adımlarla hem bazı imzaları gerçekleştirdik hem de gelecekteki bazı projelerin daha da somutlaşmasını ve ürünlerimizin tanıtımıyla ilgili belli adımlar atılmasını sağlamış olduk. Türk şirketleri Asya'da son dönemde önemli ihracat başarılarına imza attı. Endonezya, Filipinler, Bangladeş ve Malezya'nın aralarında bulunduğu ülkelere çeşitli ürünler sağlıyorlar. Fuara katılan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Endonezya Savunma Bakanı Prabowo Subianto'ya Türk şirketlerinin standlarını gezdirdi. Ürünler hakkında bilgi verdi. Uzay ve havacılık alanında yapısal konularda bir çalışma atıldı, bir kontrol botu projemiz oldu, roketler konusunda bir anlaşmamız oldu, savaş yönetim sistemi konusunda bir anlaşmamız oldu. Böyle bir zincir içinde anlaşmalarımızı yapıyoruz. Bunların hepsi tabii arkasından başka konuları da tetikleyecekler. Fuarda Türk zırhlı aracı Yörük 4x4'ün maketleri sergilendi. Fuar kapsamında Endonezya Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan gösteride de yer aldı. Ayrıca Yörük 4x4'ün Endonezya'da ortak üretimine yönelik anlaşma metni imzalandı. MOU kapsamında drone makinanın kabiliyetlerini Endonezya'ya taşıyacağız. Burada PT Jala firmasıyla birlikte ortak üretim planlamaktayız. Çeşitli kullanıcılardan açıkçası drone makine araçlarına bir ilgi var, bir talep var. Bu noktada projeler gerçekleştikçe projeleri faz faz burada teknoloji transferiyle gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Yörük 4x4 saatte 140 km maksimum seyir hızında ağır yük taşıyabilen yeni nesil taktik zırhlı araç olarak geliştirildi. Kendi sınıfında bir araçtan beklenenin ötesinde yüksek mayın el yapımı patlayıcı korumasına sahip. Ayrıca araç seviye 1'den 4'e kadar ölçeklenebilir balistik koruma sunuyor.